İyi geceler sevgili seyirciler. 32. güne hoş geldiniz. Türkiye artık iyiden iyiye seçim satım haline girdi. Baksanıza Başbakan Strasbourg'dan zaten bu açılışı yaptı. Artık her geçen gün bunu daha fazla hissedeceğiz. Siyasetin daha fazla içine gireceğiz. Adeta gecemiz gündüzümüz seçim olacak. Biz de dedik ki madem ki uzun zaman bunları hep izleyeceğiz, bu tartışmaların içinde olacağız. Acaba bizi bu tartışmaların içinde yaşatanlar kendileri perde arkasında neler yaşıyorlar? Ekranlarda hep gerilimli anlar, kavga sahneleri izliyoruz. Peki sonra ne oluyor? Genel kurulda kürsü eylemlerinden sonra kulislerde neler yaşanıyor? Birbirlerinin suratlarına mı bakmıyorlar? Geçerken acaba başlarını mı çeviriyorlar? Onun için biraz bir bölümün değiştiyse siyaset dışı bir program yapalım. Ama tabii ki bunun içinde de gene önümüzdeki dönemle ilgili önemli mesajlarımız olacak. Bugün 3 isim özellikle biz seçtik. Kendinden en çok konuşturan bu dönemde en renkli milletvekillerini stüdyomuza davet ettik. Onlarla biraz dedikodu yapalım dedik. Tabii son derece önemli başka renkliler de var, son derece önemli isimler de var ama biz 3 kişiyi özellikle tuttuk. Bu arada bir ekleme daha yapmak istiyorum. AK Parti'den ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden de konuklar davet ettik ama belki de böylesine güçlü bir kadronun karşısında olmak istemediklerinden veya başka nedenlerle gelemediler. Onun için sakın kalkıp bizi dışarıda bıraksınlar demeyin. Ben konuklarımı takdim edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili. Bence yıllardır meclisteki en renkli, her yaptığı olay yaratan insan Kamer Genç. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Hemen yanımda Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili. O da kürsüden yaptığı çok renkli ve sert konuşmalarla ve halka yakın üslubuyla göze çarptı. Mecliste ya da dışarıda söyledikleri hep olay oldu. Anlayacağınız son derece önemli bir ve renkli bir isim. Diyarbakır'dan bize BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan katılıyor. Onu da gerek mecliste gerekse meclis kapısındaki eylemleriyle, renkli konuşmalarıyla daima bu sezon, bu 4 yıl boyunca yakından izledik. Ben şundan hemen başlamak istiyorum. Kamer Genç, siz sembolsünüz. Kavgasını da yapan, bağıran da, çağıran da, hadi sen dedi. Bu prim yapıyor mu bu iş? Vallahi herhalde yapıyor ki aşağı yukarı 6 dönemdir siyasette, yani büyük bir uzun bir dönem siyasete seçiliyoruz. Hem de Tunceli gibi iki milletvekili çıkaran yer, dar bölge bir sistemi. Yani benim karşımda şimdi iki milletvekili... Siz 20 yıldır demek ki... 20 yılı aşıyor, 28'e falan giriyor. Yani bu dönemde daha fazla. Çünkü 80'de başladım. Yani bizim yaptığımız tabii böyle akla mantığa dayanmayan, sırf işte laf olsun diye tribünlere oynayan bir durumum yok. Ama kameralar olduğu zaman galiba biraz o oluyor. Yok, inanmanızı istiyorum. Kameralı ve kamerasız aynı tavır içindeyim. Yani ben kendime özgü bir siyaset adamıyım. Yıllarında işte tabii bir Tunceli gibi... Ama çakı veriyorsunuz siz. Tabii yani herhalde biraz da zekamız da müsait. Onun için yani karşımızda yakaladık mı bırakmıyoruz zayıfları. Fakat bakıyorum, evet. Bir çıkışınız olduğu zaman, evet. Ertesi güne en çok konuşulan, yani meclis kürsüsünden öylesine bir sert çıkış yapmak veyahut da bir kavga, evet, kamuoyunun gündemini oluşturuyor bir yerde. Tabii yani kamuoyunun bir devir nabzını, yani biliyoruz. Şimdi daha doğrusu olayları hangilerinin kamuoyunun yakında ilgilendirdiğini, hangilerinin ilgilendirmediğini, güncel konulara siz temas ettiniz mi? O tabii kamuoyunun gündemine oturuyor. Önemli olan onun güncel olması. Yani bunu güncel olayı yani yakalamak için... Yani çakacaksak güncelden çakalım. Tabii yani. Yoksa yani olayları çok yakından takip ediyorum her gün. Yani işte
O mesela bu haftanın olayı nedir? Mesela şimdi mecliste olsaydım Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi'ni çok böyle... Ne derdiniz? Yani bu çok oyuncak gibi bir şey yani. Türk yeniden bir mağduriyet peşinde koşuyor. İşte one minute gibi bir şey. Yani işte Tayyip Erdoğan... Buna bir, çakardınız. Tabii mi? Yani çok zavallıca bir davranış biçimi. Yani gidip de sen seçime şurada iki ay olmuş. Şimdiye kadar niye gitmedin ama oraya? Ama one minute ona çok prim kazandırdı. Ama o tamamen danışıklı dövüştü. Yani gitti yani. İnanınız İsrail'le anlaştı. Bu yani baktı ki... Çok komplo değil mi o kadar? Çok yok yok. Yani İsrail'le anlaşıp o one minute... İnanmanızı istiyorum. Daha yeni yakın tarihte İsrail'i OECD'ye kabul etti. Yani Türkiye istemeseydi kabul etmezdi. Yani perde arkasında ya ben sizinle beraberim zaten. Nasıl en büyük Yahudi cesaret ödülünü Tayyip Erdoğan'a vermişlerdi. Herhalde yani ilk biliyorsunuz siz ilk yabancılara verilen cesaret Yahudi cesaret ödülünü Tayyip Erdoğan'a vermişlerdi. Şimdi ne oldu da yani birdenbire... Şey oldu. Evet ama siz yani Tayyip Erdoğan'la bir yerde İsrail'i bir araya getirdiğiniz zaman bekliyor. İnanınız ki ben yani belki mevcut Türkiye'de İsrail'e en yakın dost Tayyip Erdoğan'dır. Ama ya diyor ben şimdi sıkıştım. Biraz arada biraz çıkarım size bir destek gösteririm. Bakın sizin tabii çok var bu dönemde yaptığınız çıkışlar. Ama bir bölümünü bir izleyelim ondan sonra devam edelim. 13.30'da başlayalım, 15.30'da bitirelim. Ya burası düğün salonu mu arkadaşlar? Burası ne de acaba ya? Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi salonu. Burada memleketin sorunları çözülecek. Evet Sayın Başkan, aslında usulle ilgili bir şey soracaktım ama siz süremizi hemen başlattınız. Neyse. Değerli milletvekilleri, şimdi AKP'ler diyorlar ki biz herkesi kucaklıyoruz diyorlar da. Evvela size saygılarımı da sunayım da. Ya biraz da bizim Tunceli'yi kucaklayın. Yani kucaklarken doğru tarafından kucaklayın, ters tarafından kucaklamayın. Tuğ ulan diyor basın mensupları, tuğ sizin üzerinize. O tükürdüğü kişilere getiriyor, yemeğin içine tükürüyorları yediriyor. Böyle bir şey olur mu ya? Ya böyle bir şey olur mu ya? Tayyip Bey ailesini toplamış gitmiş New York sokaklarında sincapla konuşuyor. Hiç mi kulağınız duymuyor ya? Siz nerede yaşıyorsunuz? Hesabına geldiği zaman öyle, hesabına geldiği böyle. Sen hangi okuldan mezunsun ben daha anlayamadım ya. Vallahi anlayamadım. Şimdi bu anayasa komisyona bir tane kişi getirmişsiniz, başkan şey etmişsiniz. Bana diyor ki ben seni perişan edeceğim. Yahu Burhan Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Ben Elazığ'da, Danıştay'da bir 14 sene hakimlik, savcılık yapmışım. Paris'te uluslararası amelisini bitirmişim, tez hazırlanmışım. Sen gitmişsin Sorbonne Üniversitesi'ndeki daha tezin itilaflı be. Daha senin tezin itilaflı. Yiğitliğin varsa... Gel çıkalım televizyonlara. Sen de idare hukuku konusundaki düşünceleri söyle. Ben de söyleyeyim. Bak benim senden daha fazla şeyim var. Ben kimsenin emir eri değilim. Yine boş sıralar. Bu boş sıralarda kim oturacak sayın milletvekilleri? Teşekkür ediyorum. Bu hükümet nerede? Lütfen. Aslında gideceğim şurada şu koltukta oturacağım ama neyse yine ben kendime yediremiyorum. Sayın Genç teşekkür ederler. Kabul edilmiştir. Siz benim selamıma layık adam değilsiniz ki. Otur musun yerine? Otur bakayım. Sırıtıyorsun. Niye sırıtıyorsun? Sırıtacak bir şey var mı? Terbiyesini bozdu bu meclisin sen ya. Bütün amacınız gelip de bu meclisin zamanı öldürmeyin. Son bölüm. İş düzeyi iyi biliyorsunuz. 65'in uygularım size. Çıkarım sizi dışarı. Sizi çıkarım dışarıya, atarım dışarı size. Lütfen. Madem bu kadar biliyorsunuz lütfen. Oturun lütfen. İkaz ediyorum. Bakın tekrar ikaz ediyorum. Bu birleşimden çıkardım sizi bak. Çıkardım sizi bak. Son defa söylüyorum. Buyurun o zaman dışarıya. Buyurun dışarıya, çıkarıyorum sizi. Konuşmuyorsunuz. Buyurun lütfen. Sayın idare amirleri, çıkarır mısınız kamer genci dışarıya? Alır mısınız dışarıya? Ha, iş düzgün bana verdiği yetkiye göre sizi bu birleşimden dışarı çıkarıyorum. Buyurun. İşte... tabii bu bazıları kamer... Fakat bakıyorum siz... çok ağır laflar etseniz bile herkes gülüyor. Yani sempatiyle ya, mi karşılaşılıyor? Hayır, bana bilmiyorum yani. Yani ben o lafları söylerken de gerçekten huzursuz oluyorum. Ama çünkü hak ediyorlar. Onun için söylüyorum. Yani şimdi gerçekten ülkeyi o kadar felaket bir yönetim... Bu şekilde ama daha çok dikkati çektiğinizin farkındasınız zaten, değil mi? Yani zaten o ağırlıkta laf söylemediniz mi? Siyasette yansıması olmuyor. Kamuoyuna yansımıyor. Mesela o meclis salonundaki suistimali
Yani işte biz bir kavga sonucunda kamuoyuna mal ettirdik. Yani bu zamanımız çok olmadığı için söyleyemiyorum. Kavga mi? Çıkmadıkça evet. Kamuoyu dikkat tabii etmiyor. Tabii dikkat etmiyor. Yani kavga daha doğrusu yani belirli bir ağırlıkta öyle bir ağırlıkta söyleyeceksiniz ki o laf en azından birilerine sinirlerini bozacak. Birilerini yerinde oynatacak. Ondan sonra ve o basına intikal edecek. O zaman kamuoyuna mal olsun. Yoksa ki bin tane laf söyleyin. Hiç kamuoyuna mal olmadıktan sonra, basında yer almadıktan sonra onun bir etkinliği olmaz ki efendim. Hasip Bey, size gelmek istiyorum. Siz de eylemlerinizle çok ses getirmiş olan bir insansınız. İsterseniz sizin de eylemlerinizden bir örnek vereyim. Ondan sonra size sorayım. Arkasından Muharrem Bey'e geçeceğim. Batsın bu dünya, işte arabesk bir beş. Batsın bu dünya, batsın bu dünya. Grubumuz mecliste niye hazine yardımı alamıyor? Sizin ananız mı güzel üç parti alıyor hazine yardımı da Barış ve Demokrasi Partisi alamıyor? Sayın Başkanım, Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili. Sayın Başkanım, şu an heyette kapıda bekliyoruz, giremiyoruz içeri. Ben oturma eylemine başlıyorum Sayın Başkanım. Ben dikmen kapısının ortasında oturuyorum. Siz oturmayın. Diyor ki Kürtçe yok. Et daravkerin hun daravker daravker. Ego dübeje daravkere daravker. Em dübejin adalet, sözün bittiği yerdeyiz diyoruz ve geri kalan 4 dakikamı bu kürsüyü sessiz bir şekilde protesto ederek bu yanlış düzelene kadar kullanıyorum. Bunu halkın bana verdiği temsil yetkisine dayanarak. Eşit olacağız birbirimize. Kürt Mehmet de 2 saat nöbet tutacak. 12-1 nöbetini, 3-5 nöbetini de Mehmetçik kimi zaman o onun yerine tutacak. Çok ağır suçlamalar bunlar. Kabul ederim. Kaç tane Kürt general var? Sorabilirim. Kürt olduğu için orduya alınmayanları sorabilirim bu meclis. Sorabilirim cevap. Sayın Kaplan oturunuz. Sayın Genç buyurun efendim. Onurumuz kırıldı. Rencide edildik. Halkımızın karşısında bizi susturmaya kaldırmak bu meclisin kürsüsünde ne demek? Bir düşünün bakayım. Tekniği sert olun Sayın Başkanım. Ne olacak sert olunca, ne yapacaksın? Sert oluruz. Bu tehdit. Meclis başkanlığını tehdit mi ediyorsunuz efendim? Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz? Vurduracak mısınız meclis başkanını? Sert oluruz derken niye kastediyorsunuz? Niye kastediyorsunuz? Niye kastediyorsunuz? Kürtçe yayın yapmak için Kürt Kültür Vakıfları ile görüştünüz mü? Evet kardeşim, siz kiminle görüşüp TRT yayını yapacaksınız? Mir Dengi Fırat Kürtçe biliyor, onu çıkarın. Olmazsa Diyarbakır'dan arkadaşları çıkarın. O boşluğu doldursunlar. Yok eleman başka türlü. Hasip Bey, hakikaten 4 dakika orada sessiz durdunuz mu? Çünkü ondan sonrasını biz takip edemedik. Başkan müdahale etmişti tabii. Böyle bir eylemle karşılaşmayı hiç düşünememişlerdi. Kamuoyunun ilgisini, dikkatini çok önemli bir konuya çekebilmek için bazen susmak da önemli bir mesaj olabiliyor. Şunu biliyoruz, siyasette kürsüyü kullanırken elbette ki hitabet önemlidir. Kimisi çakar Sayın Genç gibi. Ben çakmıyorum, boşa gider diye arada damardan girmeye çalışıyorum. Peki Hasip Bey, ama yani siz de Kamer Bey gibi aynı fikirde misiniz? Ne olursa olsun kürsüde, ekranların önünde bir yerde sesinizi yükseltip bazen sesini yükseltip bazen protesto edip bazen kavga edip dikkatler çekiliyor. Kamuoyunun daha çok dikkati mi çekiliyor? Yani yoksa normal bir konuşma yapsanız kimsenin umurunda olmuyor mu? Hayır, benim aslında kavgacı bir kişiliğim yok. Mecliste grubu olan bir partiyiz ve en çok kürsüyü kullanan, en çok konuşan milletvekillerinden biriyim. Biz muhalefet olduğumuz için basın diğer konuşmalarımızı vermiyor genellikle. Diyelim yüzlerce defa konuşmuşuz. Yüzlerce defanın içinde
30 saniyelik bir olayı öne çıkarırlar. Yoksa meclisteki kavgalardan, bağırmalardan hoşlanan birisi değilim ama sonuçta etten kemikten bir insanız. Birisi karşınızda 45 defa size küfrederse, tabi canlı ekranda onu izleyici göremiyor. Sonuçta patlıyorsunuz, yani iki laf söylemek zorunda kalıyorsunuz. Fakat bugüne kadar bir dönem geride bıraktık. Sanıyorum başbakanla çok sert tartışmalarımız oldu. Hatta bazı vekillere Asip Bey çok sert muhalefet yapıyor diye söylediğini de biliyorum. Ülkenin gerçekleri konusunda dikkati çekmek için siyasetçi bir akademisyen gibi yüzlerce sayfa kitap yazacak hali yok. Sadaka devlette sosyal devleti anlatacağım. Nasıl anlatacağım? Seçim hilesini anlatacağım. Makarna dağıtıyor, kömür dağıtıyor iktidar. Bizim vergimizde sosyal dayanışma üzerinden, Sayın Genç'in şehrinde, Dersim'de elektriği olmayan yere buzdolabı gönderiyor. Yani devletin, sosyal devletin bu olmadığını, sadaka devleti olmadığını anlatmak için AKP'nin makarnasını, kömürünü meclise getirdim. Şimdi o kömür ve makarnayı bu seçimlerde Şırnak'ta getireceğim tekrar. Meydanlarda gezdireceğim. Yani çünkü o böyle bir seçim gürültü, anlayışı olmaz. O da epey, o eylem de mutlaka bir gürültü yaratacaktır. Ondan eminim. Muharrem İnce. Müsaade ederseniz burada bir cümle söyleyeyim. Şimdi sayın arkadaşım dedi ki kavga, benim yaptığım kavga değil. Fikrin önemi, yani çok önemsediğiniz bir fikrin sert bir üslupla söylenerek kamuoyuna mal olmasını anlamıyor. Yoksa kavga çıkarmak değil. Aslında yani. Bir yerde evet. Kamerge, siz bizim medyanın o şey merakını, kavga merakını da kullanıyorsunuz. Yani çünkü şöyle, bakın ne diyor, Hasip Bey de ne diyor? Kardeşim biz bağırış çağırış olduğu zaman ekranlara, haber bültenlerine giriyoruz. Hayır, yani, başka zamanda girmiyoruz. Siz de ki, onu yani, kullanıyorsunuz. Kavga yani. Anlamında benim hareketim yanında değil. Benim hareketim kavga anlamında değil. Çok önemsediğim, kamuoyunda anladım. Yer etmiş bir konuyu ancak belirli bir sertlikle söylediğin zaman kamuoyunu gündemde yer alıyor. Yoksa kavga ile ilgisi yok. Muharrem Bey, siz böyle birdenbire, şu sizin meşhur bir konuşmanız vardır. İlk yıldızlaştığınız konuşma diye ben onu şey yapmışımdır. İsterseniz gelin onu bir izleyelim. Çünkü o çok son derece önemlidir. Diğer bazılarından da parçalar alalım. Ondan sonra size sormak istiyorum. 7 yıldır bu kürsüde hayal tüccarlığı yaptınız. 2002'de ilk iktidara geldiğinizde ilk işiniz gömlek değiştirmek oldu. Sonra sakallarınızı kestiniz. Sonra jiplere bindiniz. Sonra orman içindeki villalarınızda havuzlarda yüzmeye başladınız. Memleket yangın yeri. Millet ölmüş, bitmiş. Siz hala ne konuşuyorsunuz? Başbakan camdan okuduğu yazılarla pembe tablolar çizerek milletin canına nasıl okuduğunu saklamaya çalışıyor. Böyle bir ortamda başbakan yardımcısı civanım delikanlım ne hale geldi diyor. Civanım delikanlım ne hale geldi diye bakacağına güzelim memleketim ne hale geldi diye ona bir bakmak lazım. Biz 7 yıldır bu kürsüde gece sokağa yat aç yatan çocukların, tenceresi boş kalan anaların, çocuklarına harçlık veremeyen babaların haklarını savunmaya çalıştık. Parklarda direnen işçilerin, ürünü dalda kalan çiftçilerin, geçinemeyen emeklilerin sesi olmaya çalıştık. Siz koltuklarınıza alıştınız. Ne yazık ki aşınıza haram karıştırdınız. Ne yazık ki öğrenciler, öğretmenler, avukatlar, eczacılar, işçiler, memurlar sokakta sesli yürüdüler ama bu ülkede bazıları sessizce yürüttü. Şimdi sizlere sesleniyorum. 72 milyonu dinlemeye muktedirsiniz. O şovu gel bir kere de sen yap Çerçi. Sen devlet hastanesindeki röntgen cihazını boz da Sayın İnce, senin özel lütfen. Hastanenden para kazan biraz. Sen o işe bak. Lütfen genel kurula hitap edin Sayın İnce. Karşılıklı tartışma içerisine yandaş girmeyin. Yandaş medyanızla birlikte yargıdan önce infaz yaptınız. Bunu yapmaya muktedirsiniz. İş adamlarını vergi silahıyla ezmeye muktedirsiniz. Kendi zenginlerinizi yaratmaya muktedirsiniz.
tekel işçilerine biber gazı atmaya muktedirsiniz. Ama sürekli mağdursunuz. Yok darbe yapacaklar, yok suikast yapacaklar. İki tane adresi ezberleyemeyen adamdan suikastçı mı olur? Bırakın bu Berlusconi sendromunu. Lütfen sayın milletvekilleri. Berlusconi bir yumruk yedi, 7 puan arttı diye. Bırakın bu işleri. Memleketin gerçek sorunlarına dönün. Kurumları çatıştırmayın. Çatışmadan rant elde etmeye kalkışmayın. Gerçek gündem işçiyi, memuru, çiftçiyi düştüğü bu karanlık kuyulardan kurtarmaktır. Sizler bunu yapmalısınız. Sayın Genel Başkanım, size de bir şey söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, CHP'ye de sataşacağım, size ne? CHP'ye de sataşacağım. Aksekili. Sayın Genel Başkanım, Aksekili Ali Çavuş haklı. Sizin işiniz zor. 35 yıldır siyasettesiniz. Bir tane yolsuzluk dosyanız yok. 60 bin dolarlık saatiniz yok. Oğlunuzun gemisi yok. Siz 12 Eylül'den sonra zincir bozanda hapse girersiniz. Ama halkı kin ve nefrete sürükleyen şiirler okumazsınız. Çocuklarınıza burs verecek tanıdık iş adamı arkadaşlarınız da yok. Vallahi işiniz zor sizin genel başkanım. Ben son olarak sizlere şunu söyleyeyim. Siz biraz sonra diyeceksiniz ki bu kürsüdekini boynunu vurun, ters susturun, telefonlarını dinleyin, peşine polis takın diyeceksiniz. Siz de diyeceksiniz ki padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa diyeceksiniz. Ama size şunu söylüyorum. Sizin için tek yer şudur. Meclisin önüne, yüce divana gitmek için otobüsler yanaşana kadar bağırın. Ondan sonra bir daha böyle bir hakkınız olmayacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu konuşmadan sonra ne oldu tepkiler? Bu sizin patlama konuşmasıydı. Evet, evet. Bu 15 gün bu konuşmayı medya görmedi. Görmedi. Hiçbir gazetede, hiçbir televizyonda hiç haber olmadı bu. Ben de meclisten CD'sini alamadım. Çünkü bir teknik arıza vardı sistemde. 16. günde ben bunu aldığımda kendim izledim. Hiç iletişimden, radyodan, televizyondan anlamayan birisi olarak danışmanıma dedim ki bunu Facebook'a koy. Bu bir rekor kıracak dedim. Bunu hissettim. Bunu gördüm. Kendim de beğendim konuşmayı. Meclisteki 139. konuşmamdır bu. Facebook'a koydu bunu. Ve müthiş bir şey oldu tabii. Ben bir gün... Biz de oradan aldık. Bir gün yolda yürüyorum. Baktım genç bir delikanlı elinde CD dağıtıyor. Muharrem İnce'nin CD'si diyor. Ben gittim, beni tanıdı. Kim yaptırdı bunu diyorum. Vatandaşın biri yaptırmış. Allah Allah. Yani olağanüstü bir şey oldu bu. Herkes birbirine gönderir oldu. Yani hiçbirimiz bunu görmedik, yayınlamadık. Siz Facebook'a evet. Koymasanız kaynayıp gidecek. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi böylesine tartışmalar oluyor, gerilimler oluyor, birbirlerinize giriyorsunuz. Peki sonra ne oluyor? Yani sonra koridora çıktığınız zaman karşı karşıya geldiğinizde yüzünüzü mü çeviriyorsunuz? En sert müdahaleyi yapanlar size görmezden mi geliyor? Meclisin belki de en güzel tarafı şu, bence çok doğru bir yöntem o. Genel kurul salonunun dışına çıktığınızda o tartışmalar büyük ölçüde devam etmiyor dışarıda. Kimse birbirine ters ses bakmıyor ya da sataşmıyor, bu olmuyor. Zaman zaman olsa da genellikle olmuyor. Bu çok doğru bir şey. Yoksa öbür türlü bunun sonu gelmez. Mahalle kavgasına döner. Yani bir yerde kameraların önündeyken bu iş oluyor, bitiyor. Hayır, ondan sonra kapanıyor. Kameralar olmasa da yani komisyon çalışmalarını düşününüz. Kameraların olmadığını düşününüz. O sert tartışmalardan sonra sert tartıştığınız kişiyle koridorda karşılaştığınızda onunla kavga edecek haliniz yok. Ne diyorsunuz? Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ya kardeşim yani sen de biraz ileriye gittin falan mı? Hiçbir şey söylemeden geçebiliyorsunuz. Sonra bizim kulislerimiz de ayrı. İktidar milletvekilleri bir başka tarafta. Biz bir başka tarafta oturuyoruz. Çok fazla onun da bir... sürtüşme olmuyor. Tabii olmuyor ama restoranda, lokantada karşılaşıyorsunuz. Otoparkta karşılaşıyorsunuz. Genel kurul salonunun dışında arkadaşlarımızın birbiriyle iktidar muhalefet kavgasını pek görmedim ben. Olmadı yani. 9 yıllık milletvekili. O zaman biz sadece ekranlarda gördüğümüz zaman eyvah bunlar
kanlı bıçaklı birbirlerini biçimdik bıçaklayacaklar. Bir daha yüz yüze bakamayacaklar dediğimiz şeyde sonra hayat normal devam ediyor. Evet, yalnız ben tabii bu dönem yani ben AKP ile bu işin değiştiğini gördüm. Eskiden mesela işte Doğru Yol Partisi zamanında işte ANAP zamanında yani o zamanlar biz yani insanlar daha böyle birbirine karşı saygılıydı. Tabii kürsüde söylenen laflar orada söyleniyordu ama dışarıya çıkıldığı zaman yine de bir dostluk şey diyordu. Ama bu AKP ile beraber mesela ben kendime şey diyeyim. Yani dışarıda selamlaşmıyoruz onlarla. Yani eskiden öyle değildi. Ben mesela ANAP zamanında da işte çok sert muhalefet yapıyordum. Daha sonra o koalisyon zamanında. Ama çıktıktan sonra yani bir rast geldiğimiz zaman selamlaşıyorduk, konuşuyorduk. Fakat bu AKP ile beraber zaten bunlar böyle sanki yani öküzün bir şeye baktığı gibi böyle bakıyorlar insana. Niye? Gerçekten. Yani ya ben defalarca söyledim kardeşim siz doğru bir şey yaptınız da biz mi tekit ettik? Doğru bir şey yapın bize tebrik ederim. Dolayısıyla yani AKP'ler çok peşin kindar yani. Hiç öyle. Ama siz de onların bam teline müthiş basıyorsunuz. Ama ben onlar tabii memlekete çok büyük kötülükler yapıyorlar üstadım. Yani yoksa ki ben kimseyle kişisel bir kinim yok ki yani. Tabii ben, Kamer Bey ilişki kurmasa da olur ama ben ilişki kurmaya mecburum. Evet grup başkan tabii, vekili. Grup başkan vekili evet. Olunca bu ilişkiyi kurmaya mecbursunuz. Evet. AKP'nin grup başkan vekilleriyle olsun hatta milletvekilleriyle, meclis başkan vekiliyle bir görüşme yürütüyorsunuz. Kamer Bey hiç uğramasa da olabilir ama ben uğramaya mecburum. Uğrama meselesi değil. Yani bu iş bir eskiden öyleydi. Yani tabii ki biz vatan hizmeti, millet hizmetini görüyoruz. Yani millete biz oraya niye geldik? Ülkenin iyi yönetilmesi peki, için. Peki şeye baktığınız zaman Muharrem Bey hani bir vurucu olmak başka bir şey çünkü. Yani ben hiçbir 9 yılda hiçbir kavganın içerisinde fiziksel bir saldırının içerisinde olmadım. Hiç böyle bir şeyin kendine yaptım ne bana yaptılar. Bunun için de anılmak istemem gerçekten. Tabii. Böyle bir yani fiziksel bir saldırının içinde olmak istemem. Ama sözle söyleyebileceğimin en ağırını söylemek isterim. Kişiliğine saldırmadan, hakaret etmeden, incitmeden ama bildiğim hiçbir şeyde durmak istemem. Bir de şöyle yapmak isterim. Siz çok ayrı da bir dil kullanıyorsunuz. Kısa cümleler. Aha. Ben halkın dilini, sokağın dilini çok önemserim. Türkiye'de belki de siyasette gördüğüm bu konuda en ilginç kişi Kemal Derviş'ti bence. 4-5 dil bilmesine rağmen konuşmalarının arasında hiç de öyle İngilizce, Almanca, Fransızca sözcükler sıkıştırmazdı. Ben bunu zaten çok yadırgarım. Ay aklıma gelmedi falan. Yani bir insanın kendi dili, işte Kemal Derviş gibi yıllarca yurt dışında yaşamış bir insan hiç Türkçeden taviz vermezdi. Ben de sokağın dilinin şu olduğuna inanırım hep. Bir profesörle bir okuma yazması olmayan kişinin bir ortak paydaş olduğu bir yer vardır. Bir kesişim kümesi vardır bunların. O dili bulmak bir de eğer önceden belirtilmişse konuşma örneğin o işte meşhur konuşma diyelim. O çok önceden belli, süresi belli. İşte bütçenin son konuşması. Öyle bir konuşma yapacaksam eğer, önceden bilinen, irticalen değil, o zaman kafiyeli yapmak isterim onu. Mesela? İşte yazarım yani. Daldılar, çaldılar. O çok daha etkili olur. Onu önceden hazırlarım. Biraz şiirle uğraştığım için o işler de elimden gelir. Onları provasını yaparım önceden öyle bir konuşmanın. Şimdi gerçi grup başkan vekili olunca öyle bir prova yapma şansım kalmadı. Peki şey yapıyorsunuz ama prova yapıyorsunuz. Yani çıkıp konuşmadan önce bir aynanın karşısında hiç değilse bir 5-10 dakika nasıl sesiniz geliyor onu. Şey böyle bir konuşma. Tabii. Şimdi bütçenin son konuşması 20 gün öncesinden belli. Şu gün şu saatte konuşacaksanız onun ancak provasını yapabilirsiniz. Tabii. Yoksa aynı şeyler. Aynı şeyler, yani. Aynı şeyler de prova yapamazsınız. En çok sizleri sinirlendiren oradan buradan atılan sözler mi oluyor? Çünkü ondan orada alışkın. İnsan birdenbire evet. Şey yapıyormuş. Hayır, şimdi benim mesela özel ben şimdi bağımsızdım. Yani yeni tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtim.
Şimdi ben tabii çok da bilgi akışı bana geliyor. Bir de devleti de tanıyorum. Yani 14 sene hakimlik yapmışım. Danıştay'da vergi denetmenliğini yapmışım. Konuları da biliyorum. 30 sene yani 25 sene yakında parlamentodayım. Her gün bilgi akışları var. Tabii ki çok suistimaller geliyor bu hükümetle ilgili. Onları dile getirince çıldırıyorlar yani AKP'ler. Yani dolayısıyla ne laflar atıyorlar, ne hakaretler ediyorlar. Mesela? Çok ağır hakaretler ediyorlar. Yani oradan işte terbiyesiz, ahlaksız, bilmem işte çok şeyler söylüyorlar da ben tabii siz aslında, de onun altında kalmıyorsunuz. Hayır şöyle yani ben tabii kürsüde konuştuğum için onları karşı o şekilde söyleyemiyorum. Çünkü orada söylenen laflar bazı tutanağa geçmesi lazım. Tabii AKP iktidarı ile beraber meclisin dengesi bozuldu. Yani o tutanak tutan insanlara şey diyorlar, tazik ediyorlar. İşte o hakaretler oraya geçmiyor. Yani, en sivriler kimler AK Parti içinde veyahut da MHP'nin içinde, CHP'nin içinde? Yani müdahale edenler. Mesela bir süre Anadolu çok sertti CHP'de. AKP'de, MHP'de falan kimler öne çıkıyordu? Yani benim yönümde şimdi tabii o AKP kürsüye her çıktığım zaman belli kişiler geldi. Onların isimlerini de ezberlemeyi de kendime zülade ederim. Geliyorlardı, önünde oturuyorlar. Boyuna bana laf atıyorlardı. Hiç önemsemiyordum. Ben onlara sinek fızıltısı geliyordum. Ama bir yerde de bakıyorum sinirleniyorsunuz da gene. Ama şimdi şöyle yani bir gün beni zaten 50 kişi linç etmeye kalktı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ben işte kürsüde konuşurken tabii bu en fazla grup başkan vekili Mustafa Arataş, o tabii bu işleri tahrik edenlerden birisi de oydu. O zaman bir devlet bakanı da tahrik etti. Yani salonda bana saldırdılar. Aslında sizi orada Hasip Bey'le sırrı korumadı mı? Hayır, hayır yok. MHP'liler. MHP'li iki arkadaş geldi. Sonra CHP'li 3-4 arkadaşımız geldi. Ondan sonra da bırakın orayı dışarıya gittim. Etraftan yine linç etmeye kalktılar. Arabama kadar gittim. Yani orada bir Isparta milletvekili Mevlüt Coşkunoğlu arkadaş yanımda geldi. Yani onu dahi orada arabada saldırmaya kalktılar. Yani tabii o saldırı bunun üzerine kamuoyunda bunlara karşı büyük bir tepki yarattı. Dolayısıyla ve çok da tehdit göndermişler. Yani benim hiç haberim yok. Muharrem Bey aslında o dil çok önemli sizin kullandığınız. Ki bakıyorum Kamer Genç de aslında o dili kullanıyor. Hasip Kaplan da o dili kullanıyor. Yani insanların çok rahat anlayacağı kısa cümle, net, ona çok önem veriyorsun. Sizi en çok çıldırtan ne oluyor bu konuşmalar sırasında? Sağdan soldan atılan laflar mı oluyor? O lafları baştan çok önemsiyordum. İnsicamımı bozuyordu aslında. Şimdi bozmuyor. Onlara artık alıştık. Ben en fazla bir de şöyle yaparım. Yani belge gösteririm. Buraya da gelirken pek çok şeyle geldim. Yani örneğin bir tanesini söyleyeyim. İşte bizi eleştiriyorlar Ergenekon sanıklarını işte milletvekili yapıyorsunuz diye. Örneğin işte Balbay'la, Haberal'la, Tuncay Özkan'la ilgili. Bir kitap, Suat Kılıç yazmış bu kitabı. AKP Grup Başkan Vekili. Ön sözünü Tuncay Özkan yazmış kitabı. Şimdi bunu araştırıp, bunu kürsüden gösterdiğim zaman, bak sen bize darbeci diyorsun. Bu arkadaşımız Silivri'de ama senin ön sözünü yazmış. Bak senin daha yakın dostun. İşte Ahmet İmaya'nın Adalet Komisyonu Başkanı'nın geçmişte Kenan Evren'in avukatı olduğunu örneğin hemen gösterebilirim. Burada hazırdır yani. Şunların sırasını bile bilirim. Neyin nerede olduğunu numaralarım önceden. İşte Kenan Evren'in avukatı Ahmet İmaya. Şimdi bunları söyleyince bunlar çıldırıyor tabii. AKP düzgün çalıştıramadı milletvekillerini. Zaten 200 tanesini değiştirdi. Meclise bakınız. Karar yeter sayısı istiyoruz. Karar yeter sayısı, toplantı yeter sayısı istiyoruz. Karar yeter sayısı 134. Toplantı yeter sayısı 139. 184 evet. Toplantı yeter sayısı. Yani 138 kişiyi bulamıyorsa, 184 kişiyi bulamıyorsa, hatta 184 sayısını istediğiniz zaman onu tek başınıza isteyemezsiniz. 20 milletvekili istersiniz. Evet. 20 siz olduğunuza göre aradığınız 184 değildir aslında. 164'tür. Çünkü 20'yi düşmeniz lazım. Milletvekillerinin yarısını bile genel kurul salonuna getirememişler. İstatistikler elimde. Yani biz 740 kez... iyi idare edemiyor grubu. İyi idare edemiyorlar yani. 740 kez istemişiz, 300'ünde bulunmamış örneğin. Evet.
Bu demek ki meclis iyi çalışamıyor demektir. 23. dönem parlamentosu başarısız bir parlamentodur iktidar açısından. Yani ama epey de şey çıktı yani. Hayır, kanun çok çıkıyor zaten. Ayrı, ama nasıl kanun çıkıyor? Bütün kanunları temel kanun kabul ediyorlar. Bakın hemen çok ilginç. Evet, Sayın Genç, çok teşekkür ederim. Şimdi 21. dönemde AKP yokken 7 tane temel kanun çıkmış. Yani temel kanun şu, bilmeyen yurttaşlarımız için işte 50-60 maddelik bir kanunu bölümlere ayırıyorlar. 20-20-20, 3 bölüm. Maddeler üstünde konuşma yok, bölümler üstünde konuşma var. Çabuklaştırmak, iktidar, muhalefetin sesini kısmak için. 21. dönemde 7 temel kanun geçmiş. Evet. 22. dönemde 29 temel kanun geçmiş. Bu son dönemde 40 temel kanun geçmiş. Yani temel kanun diyerek bizim sesimizi kısıyorlar. Hasip Bey, size gelmek istiyorum. Aslında bir yerde dikkat edecek olursak, BDP sanki dokunulmaması gereken, mecliste daima bir mesafe konulması gereken bir parti gibi bizim gördüğümüz ekranlarda, verilen demeçlerde. Ama günlük yaşamda böyle değil galiba. Veyahut da böyle mi? Yani en sonunda gene koridorda karşılaştığınız zaman, lokantada beraber olduğunuz zaman diğer milletvekilleriyle ilişkileriniz nasıl oluyor? Gene böyle bir mesafeli duruş hissediyor musunuz? Hayır. Hepsiyle insani uygar ilişkilerimiz devam ediyor. Zaten kişilerle kişisel husumetimiz olan tartışmaları yaşamıyoruz. Ya yanlış yasa çalışmalarından, uygulamalardan veya başkanın tutumundan bazı tartışmalar, usul tartışmaları yaşanıyor veya bize hakaret ve küfür oluyor. Buna tahammül edemiyoruz, tepki koyuyoruz. Yani bunun sonucunda bugün 23. dönem bitmiştir. Hiç kavgalı, hasım veya konuşmadığımız tek bir milletvekili yoktur. O uygarca yaklaşımımız her zaman sürmüştür. Ama bir şey ilgimi çekti Sayın Biran. BDP dokunulmaz gibi bir parti dediniz. Hayır, ya dokunulmaz aşkına, gibi bir parti değil. Dokunmayan mı? Hayır, dokunulmaz derken hani fazla böyle içli dışlı olunmaması gereken, kol kola görülmemesi gereken bir parti değil. Muamelesi hayır. Görüyor anlamında kullan. Peki hayır, sizin zaten, bu çıkışlarınız bölgede nasıl etki yapıyor? Aferin ya bak. Zaten vallahi oturttu deniyor mu? Şimdi zaten eğer Kürtçe için milyonlarca insanın konuştuğu ana dili için bilinmeyen dil diye tutanağa geçerseniz, ben de Daravker dersem kendi dilinde, o halk böyle ciğerinde hisseder bunu. Bunu anlar ve birilerinin yalan söylediğini, bunun da vekilinin dile getirdiğini söyle, düşünerek hoşuna gider. Son iki dönemi karşılaştırırsanız Hasip Bey, son iki dönemi karşılaştırırsanız nasıl bir iki fark var BDP açısından baktığımızda? Şimdi biz ilk geldiğimizde bağımsız milletvekili olarak seçildik, geldik, grup kurduk. Bizi peşinen böyle zor kabullenilecek bir grup gibi gördüler. Sanki bu ülkenin vatandaşı değiliz. Bu ülkenin 3 milyon seçmeni bize oy vermemiş. Ayrı bir yerden geliyoruz. Yani öyle bir yaklaşım, ön yargı, bir bakış açısı vardı. Bu ne yazık ki iktidar partisinde de vardı. Ve zaman zaman CHP'de bazı arkadaşlarda da bunu sıkça CHP'de gördük. Ki CHP camiasında da yabancı yani değiliz. Yani onlar da. Şimdi bir dakika, bakın. Bir dakika Hasip Bey. Meclis grup Kamergenc'in bir odalarımız yani, bile. Ben de onu büyük haksızlık gördüm. DTP'li arkadaşlarımız grup kurunca o zaman meclis başkanı kendisine grup odasını vermedi, grup toplantı salonunu vermedi, grup başkanına oda vermedi. Hakikaten çok keyfi hareket etti. CHP'de böyle bir CHP'yle ilgisi yok. Bir de arkadaşlarımıza, DTP'li arkadaşlarımıza şimdi mecliste anayasada hüküm var. Bütün meclisin faaliyetlerine gruplar ağırlıklarına göre iştirak ederler. Ama maalesef işte yurt dışı seyahatlerine giderken arkadaşlardan yanına milletvekili almıyor. Hep keyfi hareket ettiler. Anladım.
Hasip Bey. Evet. Yani evet bu... aynen şimdi bu komisyonlarda dışlandık. Hı. Yurt dışı gezilerde dışlandık. Meclisteki grup odaların dağılımında dışlandık. Kendilerinde lüks döşenmiş geniş odalarda otururken bizim grubumuza. Sayın Ahmet Türk'e bunu ya bunu meclis başkanına getiren söylen dediğimiz zaman ayıptır. Ya bununla mı uğraşacağız? Sayın Türk bunu söylerdi. Şimdi tabii bize 586 tane fezleke geldi. Düşüncelerimizi açıkladığımız için. Yani polis gazı, biberi, kemiği kırılan arkadaşlarımız, saldırıya uğrayan arkadaşlarımız, mitingde konuşma yaparken Bursa'da saldırıya uğrayan, işte Samsun'da Sayın Türk'ün saldırıya uğraması. Yani bu ülkenin vatandaşları olarak birbirimize karşı meclise geldiğimizde bile böyle bir yabancılık, bir ve husumet havası vardı. Bunu ama büyük şimdi, ölçüde kırdık. Şimdi dediler ki şimdi değişti mi bu? Yani şimdi artık şimdi, alışma başladı mı? Evet, ezberi bozduk meclisin. Biberi tadı biberi olduk. Bakın şimdi MHP grubuyla yan yanayız. Aramızda da 40 santimetre var. AKP ile MHP arasındaki kavgaları hatırlarsınız. Bir metre kılıç mesafesi koymuştu Sayın Bahçeli. Biz bir dönem yan yana oturduğumuz, görüşleri çok zıt iki parti olarak, yani bu bir süreci hiçbir şekilde bir kavga ve fiziki tartışmaya geçmeden bitirebildik. Yani yan yana oturup komisyonlarda konuşabildik. Kanun yapma temel kanunlarda uzlaştık. Meclisin ortak komisyonlarında her grubu temsilen birer üyen olduğu komisyonlarla bakın, nereden, beraber çalıştık. Nereden nereye gelindi? Yani bizim özcü olmadığımızı anladılar. Yani bizim Türkiye'nin demokratikleşmesini istediğimizi, Türkiye'nin bütünlüğü içinde ortak vatanda bir Kürt'ün de bir Türk vatandaş kadar eşit yaşama hakkını var olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve bunlar zaman zaman yadırgansa da haklılıkları teslim edildi. Tabii onu demek istiyorum. Zaten yani, bakın nereden nereye geldi Kasip Bey? Ta deplilerin meclisten atılmalarından düşünün. Nereye geldik? Bir. İkincisi bir de galiba Özal'ın dediği doğru çıkıyor. Hep alışılır alışılır, alışırsınız alışırsınız demişti Özal. Ne dersiniz? Alışılacak şeyler var, alışılmayacak şimdi şeyler var tabii ki. Birlikte yaşıyoruz bu ülkede. Türkülerin ülkeyi bölmediğini, kimliklerin, kültürlerin evet, bölmediğini, öne Alevilere haklarının verilmesi azınlıklara veya Kürtlerin ana dilde eğitimi yasakların kalkması, taleplerinin yerine getirilmesi, seçim barajının kaldırılmasının aksine bu ülkeyi rahatlatacağını, darbe anayasasının değiştirilmesinin, bu süreçte birlikte yer almamızın ne kadar önemli olduğunu, bütün bunları biz ifade ettik. Faili bir yerde tabii bir yerde hepsine karşı dikkat çektik. Tabii ne olursa olsun karşılıklı bir dediğiniz gibi Muharrem Bey, alışılacak olanlar var. Alışılmayacak olanlar. Ama alışılmayacak olanlar da bir tabu değildir ki yani. Toplum değişiyor. Tabularımız var. Neden olmasın? Yani eğer bu ülkede bir Teğmen'e söylemişti herhalde onu Özal. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir söyleşi de bir Teğmen Şeref Baba diye bir çocuk da ben alışamadım sana demişti. Evet. Yani yıllar önceydi bu tabii. Şimdi alışılmayacak şeyler var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye gelip de terör örgütü liderine övgüler düzerseniz ben şahsen buna ömrümün sonuna kadar alışamam. Ama bir takım yanlışlıkları orada dile getirebilirsiniz. Bir Kürt yurttaşımız olarak hiç buna itirazım yok benim. Bunlar ama kimseyi de incitmeden. Yani şehitlere kelle diyen de birisi var. Mahkeme kararı var ortada. Buna alışabilir misiniz? Kim alışacak buna? Normal, Kürtleri, aklı, vicdan. Bakın Sayın İnce, siz de Kürtleri inkar eden, dilini inkar edenlere, bize yasak koyanlara alışamadık ama
alıştırıyoruz. Halkımız alıştıracak. Sandıkta değiştirerek alıştıracak. Hayır, yani bu yani bir gerçek. Ben, yani ben 12 çocuğuma... Haziran'da gidiyoruz. Bakın sizin ben, partinizde %80 milletvekili değişiyor. Bir bitirebilir miyim? Yani ben, AKP'nin 200 milletvekili değişiyor. Niye? Asip Bey bir örnek vermek istiyorum. Benim çocuğumun adı Salih Arda. Baba tarafım Rumeli'den evet. geldiği için Arda Nehri ile bağlantılı olduğundan bu adı koymuşum. Salih dedemin adı Arda, o nehrin adı. Bu ülkede bir Kürt kökenli yurttaşımız da çocuğuna Zozan adını koymak istediğinde nüfus memuru bunu Suzan olarak değiştirdi. Bu doğru, bunlar oldu bu ülkede. Keşke olmasaydı ama oldu. O adı rahatlıkla koyabilmelidir. Hiçbir sakıncası yoktur bunun. Buna alışabiliriz. Peki, bu doğrudur. Alışmalıyız buna. Statokonun, tabunun, ulusalcı yaklaşımın hiç mi günahı yok? Bakın biz bunu anlattık. Siz hiç kendi günahlarınızı düşündünüz mü? Yani siz mesela vallahi şunu söyleyebilirsiniz. Günahlarımız sizinkinin yanında. Sayın Kaplan, mesela şunu derseniz. Kumda bir zerrecik olur. İnanın sadece Allah'tan şunu, yani. Şunu demenizi isterim. Silahlı örgütler, terör örgütlerini kınıyorum. Biz bu ülkemizde sorunlar var. Bu sorunları silahsız çözmek istiyoruz. Terör olmayacak. Silahı reddediyorum. Bunu dediğiniz zaman her şeyi çözeriz bu ülkede biz. Ama bunu diyemiyorsunuz. Bunu yapamıyorsunuz. Şimdi bakın, sizin anlamadığınız bir şeyi söyleyeyim. Biz demokratik siyaseti meclise gelerek parlamentoyu sürekli çözüm adresi göstererek konuştuğumuz zaman ve devletin terörünü, bakın dikkat edin, 17 bin faili meşhur cinayeti, 4 bin tane köyün yakılmasını, bu devlet terörünü bakın, hala bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Onun sorunlarını, onların araştırılmasını, hakikatlerle yüzleşmesini, gerçeklerle yüzleşilmesini, sizleri bile bu noktaya getirene kadar vallahi çok çok uğraştık. Yani olur mu? Sizler de yeni yeni geçmişte biz de bunlarla uğraşıyorduk. Faili meçhul cinayetlerle, işkencelerle. Yani şimdi bir dakika. İşte bunu zamanında beraber bunun üzerine gitseydik, inan Allah'tan, eğer hakikat komisyonlarını kursaydık, faili meçhul cinayetlerle uğraşsaydık, bunun sorumlularını yargıya teslim etseydik, darbe anayasasına karşı hep birlikte dursaydık, İnanın bunlar 30 sene ömür dolduramazdı. Bakın bugün AK Parti iktidar Sayın Kaplan, eden biz, bu darbe anayasasıdır. Biz faili meşhur cinayetlerin aydınlatılmasını 6 kez meclis gündemine getirdik. 6 kez. Şimdi bakın, 1 Mayıs 77 Taksim olaylarından tutunuz. Şimdi bunu en çok meclise taşıyan biziz. Bir dakika. Muharrem Bey bir sözü var. Onu alayım ondan sonra. 6 kez. Bakınız yani bunu kitapçığını yaptık biz. Faili meşhur cinayetler de CHP ne yaptı, AKP ne yaptı diye 6 kez meclis araştırmalarını gündeme getirdik biz. AKP oylarıyla bunlar reddedildi. Yani tek tek bunların tarihleri de şimdi burada açıklamak mümkün. Bize haksızlık yapıyorsunuz. CHP'den destek istiyor aslında. Evet. Şimdi efendim. Bir dakika Hasip yani Bey, geleceğim. Arkadaşlarımız daha meclise olmadan. Bakın, Güneydoğu raporu var. Geleceğim. Evet. Hasip Bey, geleceğim size. Bir dakika. Güneydoğu raporunda ana dilde eğitim var. Siz karşı çıktınız mecliste. Yani ana dilin öğretilmesi başka bir şeydir. Ana dilde eğitim başka bir şeydir Sayın Kaptan. Ana dilin öğretilmesi de eğitilmesi de eğer bir halkın, insanların talebi varsa en temel doğuştan gelen en temel hakkıdır. Milyonlar bunu istiyorsa olacak. Bunun önünde de hiç kimse duramaz. Bakın, size şunu söyleyeyim. Gerçekten bu konularda AK Parti'nin yolunu çok açtınız. Bizim muhalefette mescit var Sayın Biran. Bu AKP'ler namaz kılmaya gelince soruyordum ya, fazladan kılıyorsunuz diye. Evet diyor. İşte CHP muhalefet, MHP gibi bir muhalefet daha fazla olsun, daha fazla yaşasın. Sayesinde de iktidar olalım diye iki rekat da onlar için kılıyoruz diye espri yapıyorlardı. Şimdi bakın, sizde 80'e yakın milletvekili değişti. AKP Doğu Güneydoğu'da bütün parti kurucusu dahi olan bütün milletvekillerini değiştirdi
listeye koymadı. Terakota ordusu vardı biliyorsun. Şimdi terakota milletvekilleri çıktı. Hani bu bir gün kıyanda var. İşte bir gün bu topraktan askerler gibi dirilecekler. Evet. Ve imparatoru koruyacaklar diye. Şimdi Erdoğan da kendi milletvekillerinin hepsini biçti. Bu terakota parlamenterler ordusunu oluşturdu. Biçti hepsini, listeye almadı. Şimdi kaynıyor burası. Urfa'da bağımsız adaylar, Diyarbakır'da farklı tepkiler, Şırnak'ta farklı evet. tepkiler, Van'da farklı tepkiler. Hasip Bey. Şimdi burada. He. Burada bitir, cümlenizi bitirin çünkü Kamer Genç'le bir ekleme yapmak istiyorum. Sosyal Demokrat bir partinin böyle bir dönemde iki dönemdir iktidar olan AKP karşısında özgürlüklerden, adaletten, bakın insan haklarından, azınlık haklarından, ana dil haklarından binlerce yerden gür bir ses çıkarıp daha çok var olma imkanı vardı. Ama bu imkanı biz yakaladık artık. Türkiye'de işte gördüğünüz demokrasi blokunu oluşturduk. Türk'ünü de koyduk, Süryanisini de koyduk, Kürt'ü de var, Arap'ı da var, Batılısı da var, Doğulusu da var. Ve Türkiye'de yeni bir stratejik zihniyet de sol demokratik bir emek özgürlük demokrasi cephesi oluşturduk. Tamam bakın, Hasip Bey, noktayı, orada bir nokta koyun. Orada bir nokta koyun, evet. Ben müsaade edin kamer evet. gelecek. Şimdi efendim, sonra size evet, söyleyeceğim tabii. Çünkü cevap ver. Evet, ben... Şimdi efendim biz bir... Millet bizi seçiyor, parlamenteriz. Parlamentoda gelip de göreve başladığımız zaman bir yemin ediyoruz. Yani bir parlamenter için, bırakın bir parlamenter için, her insan için yemin çok önemli bir şey. Yeminin bir metni var. O yeminine göre biz siyasi faaliyete bulunmak zorundayız. Bakın biz 1987'de, 80 yani 83'te ben SHP Parti Meclisi'ndeydim. 83'te gittim Bingöl'de karakolun... bahçesinde orada haksız yere öldürülen bir öğretmenin cenazesini çıkardık. Yani o zamanki çok karanlık bir dönemdi. Ve 88'lerde, 90'larda, 95'lerde... Öldürmenin haklısı olmaz zaten. Efendim? Öldürmenin haklısı ha, olmaz. Yok yani diyorum ki karanlık da her taraf. Yani haksız yere insanlar Aynen. öldürülüyordu. Her türlü işkencenin karşısına çıktık. Her türlü faili meçhul cinayetlerin üzerine çıktık. Aynen. Ama... Şimdi bakın yani şimdi şu anda vicdanımı kabul etmediği şey var. Şimdi mesela polisin karşısına molotof kokteylini alıp da polisin yüzüne attığınız zaman, ona silah attığınız zaman ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü o polisin yerine siz olsanız yani ben olsam o tahammülü gösterir misiniz göstermezsiniz. Çünkü insanlar herkes yaşamak zorunda. Dolayısıyla yani biraz önce Muharrem Bey'in de dediği gibi silahlı eylemlere karşıyız. Silahlı eylemsiz her şey rahatlıkla konuşularak tartışılabilir. Ama o diyor ki ben sivil itaatsizlik yapıyorum diyor ve bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni BDP Kürtler kendilerine daha yakın hissetmek istiyorlar. Daha yakın. Çünkü raporları var. CHP'nin ilk defa o raporu yapmış bir parti. O mesafe kapanmıyor ama. Efendim galiba. Bakın yani bu memlekette o meselenin halledilebilmesi için yani geniş bir uzlaşma sağlanması lazım. Geniş uzlaşma nasıl sağlanacak? İnsanlar arasında husumet, düşmanlık olmayacak. Evet. Şimdi 30 bin tane insan ölmüş. Yani bugün bir insan için en büyük acı 20 yaşındaki çocuğunu askere gönderip onun cenazesi geldiği zaman korkunç. O aile yıkılmıştır. Korkunç. O ömür bitmiştir. Biz diyoruz ki bunlarsız da bu olay halledilebilir. Yani önemli olan bu zemini yaratmak. Sonra ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devleti. Yani bu devleti yaşatma birlik ve bütünlüğü korumamız lazım. Bunu parçalamaya çalışan kim? Dış güçler. Niye? Amerika'nın meşhur Orta Doğu projesi var. Evet. Diyor ki işte güçlü devlet... Yani o komplo teorileri bir tarafa tabii, aslında yani ama bu... içerisi son derece evet, önemli. Yani... Şöyle yapacak mı? İktidar partisi yok burada. Diğer muhalefet partisi yok. Sanki BDP ile CHP evet. tartışması gibi bu tartışmanın dışında olmalıyız diye düşünüyorum. Yani biz 12 Haziran'da bir... Yani keşke gelseydi AKP, keşke gelseler, MHP'de gelseydi ama... Tartışsak. Şimdi Sayın Birant, önemli olan şu. Ben 3-4 gündür Yalova'dayım. Yalova sokaklarında geziyorum. Dün esnaf ziyareti yaptım. Ben 9 yıldır milletvekiliyim. 3 kez milletvekili olarak seçime girmiş birisiyim. İl başkanı olarak seçim organize etmiş birisiyim. Sokaklarda şunu gördüm. İlk kez oldu bu. Dün... İki önemli caddenin esnaflarını gezdik, hayırlı işler diledik ve aile sigortası broşürümüzü verdik. Sonradan partiden bir arkadaşı görevlendirdim. Dedim ki
Git bizim gezdiğimiz yerleri tek tek dolaş. Yerlerde broşür görecek misin? Çöpte broşür görecek misin? Attılar mı? Attılar okudular mı? Mı? Bu çok önemli bir şey. Tabii tabii. İnanır mısınız? O yüzlerce dükkandan bir tane bulduk. Bir tane. Hiçbirini atmamış insanlar. Yalavalı hemşehrilerim almışlar bunu okuyorlar. Bu ilginç bir şeydir. Ben ilk kez kamuoyu yoklamalarını bir de hissetmek vardır. Siyasetçinin bunu hissetmesi. Hani nasıl altını betonun üstüne attığınızda sarraf onun ayarını anlar. Siyasetçi bu kokuyu alır. İnanır mısınız ben bu kokuyu aldım. Yani siz önümüzdeki seçimlerdeki... İktidar olacağız. Kesin iktidar olacağız. Buna inanıyorum. Ankara'dan gelirken Bolu'ya uğradım. Bolu'da iki milletvekili adayımız... Anketler yalnız biraz farklı gösteriyor. Göreceğiz efendim. Bakın şok olacak bence o anketleri yapanlar. Ya benim bu gittiğim bölgeler çok ilginç. Böyle bir şey olamaz. Çünkü daha önce de Yalova'da o sokaklarda ben onlarca kere dolaştım. Bolu'ya gittim. İki milletvekili adayımızla birlikte 50 civarında dükkana uğradık. Fazla kalmadım. Tanıyorlar beni de. İşte milletvekili adaylarımız diyorum. Adaylarımızı da tanıyorlar. Ne diyorsunuz diyorum. Ben misafir olarak geldim. Partinin grup başkan vekili olarak geldim. Açık açık tavır koyuyorlar. Yani esnaf tavır koymazdı. Benim bildiğim esnaf şöyle derdi. Hayırlısı olsun derdi. Hayırlısı olsun. İyi olan kazansın derdi. Ya da giderken bazen kandırırdı. Derdi ki tamam sana vereceğim derdi. Şimdi tavır koyuyor insanlar. Bunu ilk kez gördüm ben. Ben aile sigortasını bu insanların merak ettiklerini ve okuduklarını anlamaya çalıştıklarını dünkü gezimde anladım. Yani karşılığını bulmuş bu. İnsanlar diyor ki bana bundan getir. Ben sana oyumu vereceğim. Ben sana bunlardan ben de diyor komşularıma dağıtacağım. Diyor. Getir bana diyor bunlardan. Yani gelip üniversite öğrencileri dün ilginç bir şeydir. Üniversite öğrencileri büroma geldiler. Benden broşür istediler. Bunlar partinin üyesi değil çocuklar. Sordum. Evet. Yalova'da mı oy kullanacaksınız dedim. Hayır dediler. Türkiye'nin çok çeşitli vilayetlerinde evet. Oy kullanıyorlar. Broşürleri aldılar. Anladım. Üniversiteye yakın mahallelerde dağıtacaklarını söylediler. Evet. İlk kez yaşıyorum bunu ben bir kampanyada. Evet. Şimdi biraz önce Hasip Bey dedi ki Hasip Bey dediniz ki AK Parti terakota askerlerini dizdi. Aslında herkes terakota askerlerini dizmiyor mu? Siz adaylarınızı nasıl seçiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl seçiyor? Yani burada bir demokrasiydi bilmem neydi diye hani kimsenin birine diğerine söyleyecek bir laf, bir lafı yok. Öyle değil mi? Şimdi Sayın bizim Kaplan'la durumumuz bu konuda, farklı. Bak, bu konuda Sayın dışarıda Biran. Sayın Kaplan Sayın bir şey soracağım. Sizinle bir şakalaşmamız olmuştu bu hatırlar mısınız? Bu konuda biz farklıyız. Hayır. Sizinle bir şakalaşmamız şimdi olmuştu. O sigara içilen bölümde. Hatırlar mısınız? Bizim şöyle bir gerçekliğimiz var. Bizde kadın yapısı var. Kadın temsilinde konulan her kadın bağımsız aday garantili seçilecek yerde. Bizde parlamenter grubu var, dışarıdan ittifak grupları var, azınlıkların kotası var ve bütün bunlar, bütün örgütlerimizde ama tek tek konuşuldu. Alınıyor yani ben onlar tespit ediliyor, bir delege şey falan yok. Sayın İnce, ben ön seçime girdim Şırnak'ta. Benim 3 tane milletvekili adayım ön seçimde çıktı. Ön seçimden çıkarak biz aday olduk. Yaptığımız espriyi hatırlıyor musunuz? Biz demokratik ana bir muhalefet partisi. Hasip Bey size bir şey soruyor. Hasip Bey, Muharrem Bey bir şey soruyor size. Sizin yaptığınız o zaman Sayın İnce grup başkan vekili değildiniz zaten. Değildiniz. Espriyi hatırlıyor bir şey musunuz? Söyleyeyim. Ben sizdeki o dalgalanmaları, parti içi durumları size söylemiştim. Ve maalesef rüzgara göre durum değişebiliyor sizde. Bizimki öyle değil. Bizde en azından sizde İmralı'dan yönetildiği için rüzgar oralara pek gelmiyor. Hayır, doluya göre değişir onlar. Bak vallahi, siz bana şöyle demiştiniz. Bizde, Baykal bizde seçiyor, sen de milletvekili oluyorsun demiştin. Ben de demiştim ki size doğru söylüyorsun, Baykal listeye koydu. Ben de milletvekili oldum. Doğru söylüyorsun. Ama seni de İmralı'dan mı listeye koydular demiştim. Siz de kabul etmiştiniz.
Bizde doğru, beni Baykal koydu. Şimdi kadar, Kılıçdaroğlu koydu listeye. Sayın İnce, seçileceğim. Sayın İnce. Kabul ediyorum. Siz bu esprileri kendi üzerinizden yapıyorsunuz. Sizde tek parti, bak tek lider sultası sizde var. Bizim örgütlerimizde, bütün örgütlerimizde mesela 11 tane birinci parti olduğumuz 11 ilde ön seçim yaptık. Şimdi ön seçimde 4-5 bin kişi ön seçime katıldı. Kimi kandırıyorsun? Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Hakkari'de. Peki size sorarım. Bu ön seçimin sonuçlarını o halk iradesi temsil etmiyor mu? Çıkarmıyor mu? Yani birileri dağdan veya adadan bir yerden mi 4-5 bin kişiye git buraya oy verdi? Siz burada bir yanlış içindesiniz. Bizim sizinle benzeşmeyen, AKP ile benzeşmeyen, MHP ile benzeşmeyen bir yanımız var. Bizde performans, her şey dikkate alınıyor. Sizin ilinizdeki çalışmalar dikkate alınıyor. Bizde emek örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri, hatta mesela AK Parti Genel Başkanı'ndan, İslami Muhafaza kesimden, sosyalist kesimden, her anladım, kesimden bizim demokrasi grubunda farklı şey, sesler var. Bakın bu Türkiye demokrasisine yani, bir soluk vermedir. Siz bizim tarzımızla kendi tarzınızı yan yana koyamazsınız veya aynen, Erdoğan ben ceket de koysam, ayakkabı da koysam Urfa'dan çıkar anlayışının tutmadığını çok yakında görecek. Şimdi ceket şeye baktığımız artık zaman bir yani yerde en son şuna değinmek istiyorum. Son derece önemli. Liderliğe aslında Muharrem Bey siz zamanında liderle ters düşebiliyorsunuz. Evet. Yani bu tabii liderinizin biraz hoşgörüsünün de ben Deniz Bey'le de ters düştüğüm an oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da ters düştüğüm an oldu. Yani Türkiye'de ne yazık ki bunu kabul etmek lazım. Evet. Yani Türkiye'de siyasi partiler liderlik sultası var bu ülkede. Bunu kabul etmiyorsa birisi yağcıdır. Bu maalesef böyle. Bir genel başkan isterse bir kişinin siyasi hayatını bitirebilir. Bu bütün partilerde böyledir. Bu böyle. Maalesef böyle. Bizde değildir Sayın İnce. Bizde eş başkanlık sistemi var. Bir kere tek lider yok. Asip Bey. Bizde komik, eş başkanlık komik oluyorsunuz, sistemi komik var bir kere. Komik oluyorsunuz. Komik olmuyorum. Siz liderle bakın, sürekli görüşemiyorsunuz. Sizin anlamadığınız bir yöntem bu. Tabii. Bakın. Ya şimdi, sizin liderle her gün görüşme şansınız yok. Anlamamışsınız. Şimdi efendim bakın. Her gün siyaset görüşüyoruz. Seçimde en önemlisi bakın. Yani şu en sağlıklı seçim şu. Ön seçimde adayların belirlemesi. Ayrıca da tercihle evet, seçilmesi. Yani gidecek olur, son seçmen de sizi seçecek. Onun için bakın mesela 91 senesinde ben hem Tunceli'de ön seçimde liste başına geldim. Ben şeyi merak ediyorum. Evet. Tunceli'de sizi, evet, siz BDP ile çok ters düşen bir insansınız. Evet. Siz de Kürt kökenli bir insansınız. Evet. Ama BDP sizi oradan söküp atamıyor. Niye? Hayır niye? Ben halk beni seçiyor. Ben doğruları söylüyorum. Ben silahlı eylemlere karşıyım. Ben Türkiye'nin bölünmesine karşıyım. Ben insan haklarına en azami derecede riayet eden işkenceye karşıyım. Kamer Genci orada niye söküp atamıyorsunuz? Canım onu niye yani o kendi geçen ben de onların memleketten de onları sökemiyorum. Bir aday göstermiştik Sayın Biran. Bizim adayımız 12 bin oy almıştı. Sayın Genç de 6 veya 7 bin oy almıştı. 7500 oy aldım ama partilerde onlar seçimde bakın Sayın tabii, Biran. Tabii şimdi 100 kişi geziyorlardı. Şimdi, ben tek kişi geziyordum. 2007 seçimlerinde benim oylarım var çoğunu şimdi, onlar aldılar. Ama iki vekillik var Dersim'de. Bir onların bir bizim paylaşacağız. Yani bu böyle. Yani canım, şimdi halk ne yapacak hayat bakalım bu işte, göreceğiz. Yani paylaşacağız. Böyle bir çabamız yine devam ediyor. Bir çalışmamız devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu rüzgarından Kamer Genç de listeye girdi. Tabii bu peki, küçük Kılıçdaroğlu'na niye oy vermiyorsunuz Güneydoğu'da? Niye? Hadi biz kardeşiz. Hani aynı düşünceden vallahi insanlarız. Niye oralarda oy vermiyorsunuz Kılıçdaroğlu'na? Kılıçdaroğlu'na niye Sayın Genç, genel Kılıçdaroğlu ne Kürdüm ne Alevi efendim, deme bakın, cesaretini gösterdiği insan, gün bana göre seçmen de biraz en düşünecek. Büyük zaafı, en kötülüğü siz, ırkçı siz, ve mezhepçi olması lazım. Hepimiz kendi insanız. Kimliğini, yani Kürt de olur, Türk olur, Çerkez olur. Koyamayan bir başkana niye oy versin efendim, bizimkiler ya? Yani niye ille ırkçılık yapalım canım? Kürtlüğünü gizleyen,
Aleviliğini nerede gizleyen gizledi, bir başkanı nerede niye oyuzmarısın sen? Hayır nereden gizledi? Bir söyler misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu, yani sen Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında. Yani tam Tayyip'in ağzıyla yani konuşuyorsunuz. Sen görmedim. Soylu söyledi. Yani Kemal Bey dedi ben dersim diye. Tayyip Kürtlerden bahsediyor. Bahçeli de Kürtler kardeşimdir diyor. Bahsediyor. Kürt ismini telaffuz ediyor. Yani siz korkudan Kürt kelimesini telaffuz ediyorsunuz. Hayır niye korkuda? Özümüz Allah Kürt aşkına. Kardeşim. Yani bir insanı kendi kendine ben çıkıp özünüz da Kürt'üm dediğim zaman karşısındaki de başka. Yani biz ırkçılık yapmıyoruz. Bütün ırklar bizim kardeşimizdir. Çerkez de olabilirsin, Laz da olabilirsin. Asip Bey cevap Sayın ver. Genç, demin yemin töreninden bahsettiniz. Yeminin öneminden. Ben evet. Size bir şey söyleyeceğim. Siz 92, 93, 95, 96, 97'de mecliste değil miydiniz? Evet. Evet mecliste. Evet. Sizin döneminizde ve koalisyon hükümetleri döneminde 17 bin faili meşhur cinayet işlendi. 4 bin tanayı aşkın köy yakıldı. Ya yapıldı da. Peki o yani milletvekilleri yemin içmemiş miydi? O insanların yaşam hakkı yok ama muydu? Ama bakın hani insan biz o yeminin gereği olarak yemin bütün işkencelerin üzerine gittik. Yani bak, hep bize mi geldim. Yemin hatırlatıyorsunuz? Mardin'de de gittim. Yeminini orada yine kendiniz haksız yere öldürülen vatandaşların cenazelerini kaldırdık. Dar geçide gittim. Oradaki insanlar şahit. Mardin, Nusaybin, Şırnak, Hakkari oralara gittim gezdim. Yani o insanlar tanıyor bizi. Bizim şimdi istediğimiz asker, polis öldürmemek. Yani ne orada daha çıkan gençler ölsün yok o zaman. Ne de çocuğunu askere gönderen evet. insanın çocuğunun cenazesi şimdi gelsin. Bir de ayrıca bizim, şunu bırakalım bak. Şu ırkçılığı bu. Bırakalım kardeşimiz. İnsan bazında siyaset yapalım ya. Bir dakika. Şimdi son noktayı ya, koymak istiyorum. Evet, bizim derseniz demokrasi bloğunda bizim bloğunda Türk de var, Kürt de var, Süryani de daha var, niye o zaman Arap da var, ben Kürdüm Alevi de var. Hangi ırkçılıktan bahsediyorsun Sayın Genç? Ama siz dediniz biraz önce. Irkçılık ulusalcılıktır. Hayır biraz önce dedin ki Kemal Kılıçdaroğlu ben Kürdüm niye demiyorum? Ulusalcı olanlar ırkçıdır. Bizde ırkçılık yok. Biz tamam, Türkiye'yiz. Allah, Türkiye. Son nokta. Bakıyorsun. Süren doldu. Son noktayı koymak istiyorum. Önümüzdeki sezon Asip Bey. Sizden sezon başlayacağım. Dönem. Önümüzdeki dönemde nasıl bir meclis bekliyorsunuz? O meclisin en önemli görevi ne olacak? Son noktayı koyun lütfen. Evet, yeni bir anayasa tartışmaları yaşanacak. 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündem olacak. Ve bu parlamentonun yapısı çok fazla değişmeyeceği için 4 yılını tamamlamadan erken bir seçime gitmek zorunda kalacak. Sırf bu darbe anayasası, darbe seçim barajları, adaletsiz hazine yardımları ve getireceği temsiliyet, liderlerin tayin ettiği vekillerin tamam. yüzünden bu meclis önümüzdeki dönem ömrünü tamamlayamadan bir erken seçime gidecek. Çünkü görülen anketler şunlar bunlar, AKP azalıyor, CHP 1-2 puan artıyor, MHP 1-2 puan azalıyor. Biz artıyoruz, %100 artırsak 40 milletvekili yine fotoğraf değişmiyor mecliste. Bizim sesimiz daha çok gür çıkacak. Onun için önümüzdeki dönem bu seçim siz sistemi bir erken yüzünden seçim, önümüzdeki dönemde 4 yılını dolduramayacak. Anladım. Çok teşekkürler Kamer Genç. Yerel seçimlerle genel seçimler aynı günde olabilir diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi efendim tabii mecliste gelecek, seçilip gelecek arkadaşlar. Ben inanmıyorum. Yani AKP'nin tekrar çoğunluğu alıp da iktidar olacağına inanmıyorum. Bu halk bu kadar sorumsuz bir halk değil. Çünkü AKP rejimi tamamen diktaya yöneltti. Yargı kalmadı. Yani hukuk devleti Türkiye'de kalmadı. Anayasa diyorlar işte. Önümüzdeki dönem ne olacak? Tabii işte ben onu diyorum. Yani işte AKP'nin değiştirdiği anayasa tam bir dikta anayasası oldu. Hani cunta anayasasını. Neyi bekliyorsunuz? Şimdi bana göre gelecek milletvekillerin tabii ki şeyine bağlı. Yani bu bir sorumluluk duygusuna bağlı. Yine işte ırkçılığa erken dayalı. Erken seçim olur mu? Bakın erken efendim seçim o işte olur. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl bir şekilde evet yani Cumhurbaşkanlığı ona bağlı. Yani kehanette bulunmak zor bir zor. Şey. Muharrem İnce. 2002'de AKP'nin stratejisi mağduriyet üzerine kuruluydu. Biz mağduruz. Bize yönettirmiyorlar. 2007'deki stratejileri dindar cumhurbaşkanı seçeceğizdi. Bunlar önceden ezilen insanların temsilcisi gösterirlerdi kendini. Grevlere giderlerdi, grev sözcüsü gömleğini giyerlerdi. Şimdi öyle değiller. Şimdi grev yapan işçilerin, eylem yapan işçilerin üstüne biber gazı sıkıyorlar.
Bunlar önceden halkın içinde otururlardı. Şimdi sitelerin içinde havuzlu villalarda oturuyorlar. Bundan dolayı mı kaybediyorlar? Kaybedecekler. Bunlar bu sefer... Ama anketler var mı? Hiç öyle demiyor. Bakınız bu anketler bazen kamuoyunun görüşünü açıklamak için yapılır. Bazen de kamuoyunu etkilemek için yapılır. Yani bunlar artık halktan koptu. Yani biz bu insanlara, bu yoksul insanlara aile sigortasıyla 600 lira vereceğiz dediğimiz zaman nereden bulacaksınız bu parayı diyorlar. Ama Dışişleri Bakanı'na 39 bin lira kirayla konut buluyorlar. 7500 lira aylık kirayla Dışişleri Bakanı'nın korumasına lojman kiralıyor. Bırak ona Abdullah Gül her yurt dışına gidişi 500 bin dolar harcıyor. Şimdiye kadar 43 milyon dolar harcamış. Bunlar şunu gördüler. Evet. 9 yıllık AKP iktidarında yoksul daha yoksul, zengin daha zengin oldu. Bunu siz toplumun gördüğünü iddia ediyorsunuz. Bu sefer gördüler bunları. Yani insanların kandırıldığını. CHP ne alır? Yani şey limitlerinde kalıp. Hani partili gibi değil de mantık içinde. Şunu söyleyebilirim. Birinci parti çıkacağız. Bu dağılım bazen şöyle de olabilir. 27 alır bir parti, 28 alır bir başkası. 27 alan, %28 alandan daha fazla milletvekili de çıkarabilir. Anladım. Onu bilemem. Milletvekili sayısını bilemem. Ama diyorsunuz ki birinci parti çıkacak. Sayın Hasip Kaplan çok çok teşekkür ederim. Diyarbakır'dan bize katıldınız. Görüşlerinizi paylaştınız. Kamer Genç, siz çok kısa konuşalım. İsyanlara devam edeceğiniz. Yok, isyan değil ki. Doğru olan şeyleri söylemeye devam edeceğiz. Buyurun. Sayın Birat, bir şey söylemek istiyorum. Sayın İnce'ye. Birinci parti gelmese bana bir kravat alacak mı? Gömleğiyle birlikte. Bakın gördünüz mü? Söz. Tamam, teşekkür. Muharrem İnce. Kravatımı, gömleğimi 13 Haziran'da istiyorum. Kaplan, hadi kardeşiz. Hadi kardeşsek biraz kardeşliğimizi ispatlayalım ya. İlle yani Diyarbakırlı mı arkadaş olacak CHP'nin başında? Biz Ege'de kıyılarda verin demiyoruz, bizi dövmeyin diyoruz size artık. Hani o noktadayız yani. Yani kendi kendine siz de Tayyip'in mağdur oynuyorsunuz. Şimdi Allah aşkına, şimdi muhafazakar milliyetçi var, ırkçı milliyetçi var, ulusal ırkçılar var. Yani o kervandan biraz çekerseniz belki önünüz açılır. Biz yani Türkiye'nin menfaatini en iyi koruyan bir zeminde yürüyoruz. Muharrem Bey, çok çok teşekkürler size. Teşekkürler. De sevgili seyirciler. Yine önümüzdeki hafta aynı saatlerde beraber olacağız. Artık bundan sonra hayatımız siyaset olacak hep.